Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi Leo köpek balığının gameplay ile karşınızdayım arkadaşlar. Buna köpek balığı demek yani biraz az kalır, yani köpek balığından daha güçlü. Gördüğünüz gibi yani Leo ile gameplay yapacağız. Şu üstümüzdeki şeyleri bir çıkartalım. Şöyle nerede hocam o? Üstümüzde şeyler var, kıyafetler falan filan, bize yardım edecek şeyler. Yani ben saf haliyle deneyeceğim arkadaşlar bunu, hiçbir şey takmadan. Yani kaç dakika hayatta kalacağız, ne kadar hayatta kalacağız, performans nasıl, onu göreceğiz. Yani gameplay'in bir amaçlarından biri de budur. Yani gördüğünüz gibi saf hali bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim, ısırık, hız, itici güç hiçbirini yükseltmedim. Gördüğünüz gibi bakalım neleri yiyebiliyormuş arkadaşlar. Moby Dick'i yiyebiliyormuş ve denizaltını yiyebiliyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Leo, Leop, Leurodon diye arkadaşlar bilimsel ismi. Nublar adasından fırlayan bu tarih öncesi köpek balığı. Evet, köpek balığıymış, tarih öncesi köpek balığı. Parçalamaya hazır. Araştırma laboratuvarından duvarları yıkarak kaçtı diyor arkadaşlar. Araştırma laboratuvarından kaçmış arkadaşlar. Hikayesi de gayet iyi. Gördüğünüz gibi. Devam ki hocam. Oynayalım bakalım. Kaç dakika hayatta kalacağız. Dediğim gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok bu seriden gelmesini istiyorsanız. Evet. Şöyle hocam gel bakayım. Uyuyuyuy. Özelliğine bakın. Ağzının içine çekiyor. Güzel. Moby Dick'in gameplay'ini de yaptım arkadaşlar. Onu da izlemediyseniz diyebilirsiniz. Gayet iyi bir videoydu. Gayet de sevildi yani. Çok izlendi. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Şöyle güzel. Gel 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 gel. Bu arada Moby Dick'ten daha güçlü arkadaşlar. Yani eski köpek balığıymış. Hayır. Yengecin oraya girdim lan. Neyse, yengeci kesmeye çalışacağım hocam. Gel, yengeci kesmeye çalışacağım. Burada ölürsem ama sayılmaz. Yengeç daha güçlü çünkü. Yani ben de güçlüyüm ama yani yengeç çok güçlü. Yani bir vuruyor hocam, yar canım gidiyor yani, gördüğünüz gibi. Evet, tamam. Yani buna ben bu zayıf noktasını göstermesi lazım bana ya. Ben bunu nasıl öldüreceğim aga? Bunun tepesine vurup öldürülüyor diye biliyorum. Ben çık sıkışıyorum. Alo! Lan! Ha, sıkışıyorum. Güzel. Bir an korktum ha. Ağzımda kocaman ya, orada sıkışır mıyım? Sıkışırım. Lan hayırdır? Tam denk getiremiyorum. Hayır, tek atacak. Tek atacak, hayır. Tek atacak, hayır. Ya ben buradan çıksam mı acaba ya? Kesemeyeceğim gibi aga, bu beni öldürebilir. Hayırdır oğlum? Hı? Hı? Aga buna bir şey işlemez. Bunu değdirdim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 3-4 kere vurdum, hiçbir şey olmuyor lan. Herhalde bu zayıf noktasını belli etmesi lazımdı. Konuşamadım, pardon. Yani üstündeki bir yuvarlak bir şey var. O parlaması lazım. O zaman parladığında vurduk mu herhalde kırabiliyoruz bunun kabuğunu. Onun harici kırılmıyor diyor, biliyorum. Ben öyle biliyorum yani. Biliyorsanız da siz de yorumlara yazabilirsiniz nasıl öldüreceğime dair. Onu da ayrı bir videoda öldürebiliriz. Güzel. Şöyle şunu kır hocam. Gel. Hayırdır sen? Hayırdır oğlum? Hayırdır birader? Evet, gitarımızı da aldık. Şöyle çıkalım yukarıya doğru. Çok zarif gidiyor bu arada. Yani çok güçlü. Aşırı güçlü. Yani genellikle arkadaşlar oyunun en güçlü köpek balıkları tarih öncesi oluyor. Tarih öncesiler daha güçlü. Oğlum gir. Hayırdır oğlum, bana yukarıdan bomba attı. Hayırdır lan? Noel babanın kızağını almıştım. Noel baba da olabilir. Yukarıdan bana şey atıyor lan, tırrek. Bomba atıyor. Bomba mı, hediye mi? Hediye de olabilir bu arada. Hediye atıyorsa özür dilerim bu arada. Noel babana. Noel baba da olmayabilir lan. Güzel. Şöyle şunları aldık. Okey. Kır şurayı. Güzel hocam, şöyle yiye yiye gidiyoruz. Bunun itici gücüne bastığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi ağzından hortum oluşturuyor ve yiyecekleri daha kolay, yani avlarını daha kolay avlayabiliyor. O özelliği efsane yani. O özelliği çok iyi. Yani sırtındaki dikenler keza, onlar da çok iyi yani. Çok işine yaramıştır bunun. Geçmiş zamanlarda hocam. Yani şeyden kaçmayı başardıysa, laboratuvardan kaçmayı başardıysa bu köpek balığını
Yani çoğu şey hiçbir şey yapamaz yani. Bunun düşmanı yoktur lan. Yani bunu yiyebilecek bir şey yoktur yani. Çok güçlü. Yani şöyle kıracağım şöyle taşları maçları. Taşları taşları kıralım. Şöyle of. Buranın da içinden geçtik. Of buranın da içinden geçtik hocam. Devam ki. Tamam hocam bunu aldık. Gel buranın insan aldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karada da yürüyebiliyor. Yani şeyleriyle. Ne deniyor lan buna? Yüzgeçleriyle diyelim. Güzel. İnsan yüzlü balığı değiliz. Bu arada çaktım. Devam ki hocam. Devam ki. Devam ki. Devam ki. Aha. Godzilla shark mı be? Godzilla köpek balığı mı be? Onu da yediyoruz. Güzel. Godzilla. Altına yedin mi be? Güzel bunu yedik. Devam ki. Altta bir şey varmış. Aha ben çekmiş. Güzel. Cem'in de ağzına vururum. Bunun da ağzına vururum. Bunun da ağzına. Şöyle vururum. Kırıl lan. Kırıl lan. Kırıl lan. Güzel. Bunun bu çok güçlü ha. Buna bir şey takmamıza gerek yok arkadaşlar. Bu haliyle bile içinden geçer hepsini. Bu haliyle bile geçer. Hayır. Lan. Godzilla köpek balığını biz öldüremiyor muyduk? Lan doğru. Altına hücumdayken öldürebiliyorum sadece. Okey. Ben de niye yemiyor diyorum arkadaşlar. Neyse. Güzel. Arkadaşlar. Bir de bir şeyler kuşanalım bence. Bir şeyler kuşanalım en iyisi. Şuradan ne kuşanabiliriz? Şu yavruyu kuşan. Lazer kuşan. Bakalım ne kuşanabiliriz başka. Şunu kuşan. Şunu kuşan. Ya da şunu kuşanacağım. Okey şunu kuşanalım. Köpek balığı girdabı. Pelerin kuşanalım. Pelerin 2'ye devam ki hocam. Sırt roketi ve havai fişek. Okey devam ki. Şu haliyle aşırı güçlü oldu yani. Baya bir 3-4 dakika dayandık. Bunda da bir 10 dakika dayanır yani. Gerçekten dayanır. Yani antis mantis çıkmazsa yani Godzilla köpek balığı falan filan krakendir. İçinden geçer yani dayanır yani. Yarım saat bile dayanır ama onlar geldiğinde bir şey yapamaz arkadaşlar. Ama bir şey yapamazdan kastım öldüremez abimden. Kaçabilir yani. Kaçabilir. Hızlı yani. Güzel bunları da aldık. Gelin hocam gel. Ne yaptınız gel. Gel lan buraya. Hı? Hı? Kırıl lan. Kırıl lan. Kırıl oğlum. Kırıl lan sen de. Kırıl. Oğlum şu kayaları kırmayı çok seviyorum. Arkadaşlar siz de seviyor musunuz? Onlar da belirsin. Kayaları kırmayı bayılıyorum ya. Şöyle. Çatır çutur kırıyorum ya. Hangi sen bu yok böyle böyle bir şey. Yavul özüm var. Biraz ikinci bir sen sıkıntı çekiyor olabilirim ama. Ama ben anlamadım bir tane sentrik. Şunu da kır hocam. Oğlum benim ağzım var lan hayvan gibi. Dişlere bakın lan. Hayır oğlum şu dişlere bakın diye. İtaat edeceksiniz lan bu dişlere. Adam olun hala. Hayırdır. Güzel. Bunlar da yedik. Bana doğru geliyorlar lan. Şu alt altın üstünden dolayı. Güzel. Kendi ayaklarıyla geliyorlar. Ben gitmeme gerek yok. Aha koca babam mı? Aga be. Koca baba yüzmeyi severdi be. Aga be. Çevik, Bay Çevik de yüzmeyi severdi be. Bay Çevik mi be? Altına hücum gitmiyor be. Altına hücum git be. Güzel uçuyorum şu anda ha. Vay şey de var ya arkadaşlar. Roket gibi insan üstünün altında. Çok iyi. Neyse. Ulan çok beklenmiyorum falan. Neyse. Şimdi. Ölüyorum hayır. Pardon arkadaşlar ben de yanlışlıkla değdim ya. Dakikaya baktım diye. Güzel şimdi ne aldık. Oğlum bu böyle ölmez abi. Neyse. Videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha uzun oynardım. Ama yani videonun çok uzun olmasını istemedim arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok gameplay için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu çok önemli. Sıradaki köpek balığımız da şey olacak. Neydi bunu kapattık mı evrimini? Şey olacak neydi? Leo'dan sonra Nessie geliyor arkadaşlar. Nessie'nin gameplayini yapacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.